tarım ekonomik şartların düzelmesinde Türkiye'nin en önemli faaliyet alanlarından birisidir. 2002 yılında 2,6 milyon çiftçimizin toplam borcu 2,5 milyar liraydı. 2020'de ise çiftçilikle uğraşanların adedi düştü. 2 milyon 110 bin civarına ama borcu 125 milyar liraya çıktı. Tam 50 misli artmış. Bu arkadaşlar 2006 yılında bir kanun çıkardılar tarımla ilgili ve kendi aldıkları karar her sene bütçeye milli gelirin en az %1'i kadar çiftçiye destek verilmek üzere bütçeye para konacak. Her yıl bu sene bizim toplam milli gelirimiz 4,3 trilyon lira. %1'i ne eder? 43 milyar. Peki bütçeye konan ne kadar? 22 milyar. Yarısı. Bu kanunu siz çıkardınız. Tarım bizim en önemli sektörümüz. Allah rızası için neden bu miktarı bütçeye koymuyorsunuz? Paramız yok diyemezsiniz. İsraf için milyarlar harcıyorsunuz. Bu iş böyle giderse şundan emin olun ki 15 yıl sonra bu topraklar ekilip biçilemez hale gelebilir veya daha da tehlikelisi el değiştirir. Şimdi varlık fonu başta olmak üzere ülkemiz adeta pazarlamaya çıkıldı. Ülkemizin bütün kaynakları dışarıya pazarlanıyor. Topraklarımız da bunun içinde. Çiftçi kendi toprağını ekip biçemeyince yok pahasına satar, satmaya mecbur kalır. Kim alacak? Adı bambaşka Türkçe olan bir tane firma ama patronu Avrupa'da, Amerika'da olacak. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok eğer siz tarımı düzeltemezseniz. Ekonomiyi sadece faiz politikalarıyla düzeltmeye kalkarsanız bu ülkeyi siz ayağa kaldıramazsınız.